Şerri de yaratan Allah'tır, hayrı da yaratan Allah'tır. Ama hayırda 1.000 tane şart var. O bir şarttan bir tane şartı adi planında senin isteğin, duan ona sebep oldu. Ama o hayır yaratıldı diye hayır senin olmadı. Hayrı yaratan Allah'tır. Ama sen cüz'i iradenle onu güzelce karşıladığın için bütün hayrın, bütün semeresini, bütün meyvesini Allah sana ihsan eder. Ama gelen hayrı kapıyı kapattın, onu engelledin. Mesela Allah sana mal lütfetti diyelim. Bunun 1/40'ı senin değil. Asgari 1/40 fakirin hakkı. O fakirin parası zekat. Senin değil. O parayı kendini zannetme. Tamam? O senin paran değil. Öteki de değil ama o hiç değil. Eğer sen bu gelen hayrı kendim alınmış gibi ya şu kadar vereyim sonra veririm veya vermem veya şu var veya bu var diye engellediğin zaman ademe yani yok yapmadığın zaman şerre sebep oluyorsun. Ama şerrin yaratılmasına sebep olduğun için kaderden sana böyle hüküm verildiği için mesuliyeti bütün bütün boynuna yüklenip hesab-ı ilahiyede hesap vereceksin.